Teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli konuklar, şimdi Serdar Hakan Düzgören'i sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Serdar Hakan Düzgören. İlk defa topluma konuşma yaptığım için heyecanlıyım. Ama öncelikle Olcay Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an bu sahnede olmam, onun beni topluma kabul etmesi sayesinde oldu. Tabii benden beraber birçok arkadaş bu topluma işlerse kabul edildi. Cihan olsun, birazdan Ali İhsan sahneye çıkacak. Ulaş da çıkacak, size konuşmalar yapacak. Şimdi fazla da uzun tutmak istemiyorum konuşmayı. Kısaca şöyle değerlendirelim. Benim topluluğa katıldıktan sonra ve katılmadıktan öncesi bir dönem var. Aynı kişi YouTube kanalında olsun, bizim blog sayfamızda olsun, kendi web sitemde olsun. Yaklaşık 9 ya da 10 senedir ders hazırlıyor. Bu programı öğrenmek isteyen arkadaşlara ücretsiz dersler hazırlıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama topluluğa katıldıktan sonra ne değişti ben bilmiyorum ama herhalde Otoklasik markasının isminin sonuna ekledikten sonra bazı değişiklikler oldu. Derslerde değişen bir şey de yoktu. Olca bir başvuru açtı. Başvurduk, CV'lerimizi gönderdik, çalışmalarımızı inceledi ve kabul etti. Yaklaşık bir iki ay, bir süre oldu değil mi Olcay? Evet. O süreden sonra grafikte yukarıya doğru bir yükselme oldu. Aynı videolara çok güzel yorumlar gelmeye başladı. İnsanlar teşekkür etmeye başladı. Bizim resmi YouTube sayfamızda insanlar sorular sormaya başladı. Hepsine cevaplar veriyoruz. Öncesinde böyle bir şey yok. Şimdi toplumun katma değer bu oluyor. Bizi ekibe kabul edildiler. 10 kişi marka olma yolunda ilerliyor. Hani bu bir hayaldi. Yıllarca böyle gece kafama yastığa koyduğum zaman acaba şöyle bir ortamda ben konuşma yapabilecek insanlar beni dinleyecek mi diye hep düşündüm. Hep bir hayal kurdum. Ama çok uzak geliyor. Gerçekten çok uzak geliyor. Ama gerçekten çok emek de verdim. Meksi kendi ailemden biri olarak gördüm. Çocuğum gibi davrandım. Belki eşime, kendi çocuğuma ayırdığı vakitten fazlası ben Meksi ayırdım. Daha iyi neler yapılabilir diye. Çünkü programı öğrenme sürecinde çok eziyetler çektim, çok sıkıntılar çektim. Sağ olsun Türkiye'deki insanlar bildiklerini hep paylaşma yönünde değiller, saklama yönündeler. Yani tek başıma bir mücadelenin içine girdim. Çalıştığım şirkette de yani fazla da detaya girmeden bahsedeyim size. Sonra verilen tepkisi kullanmaya başladım. Verilen tepki senden bir halt olmaz. Hiç bulaşma, hiç uğraşma. Biz fotoğraf çekmeye devam edelim. İyi bir tepki aldım. Yani o an yani gerçekten belki benzeri olayı aramızda yaşayan insanlar vardır. Çok kötü oldu. Bir anda üstüne düştüm. Gerçekten yani hayal kırıklığıydı. Ama sonra kendime yediremedim. Birazcık gurur yaptım. Biraz işin içinde hırs girdi. Ve o olayın üzerinden bu hocam dördünde ondan 9 sene olacak. 9 sene sonra ben ne kazandım? Şu an Otodesk üyesi de resmi topluluk üyesiyim. Bu sahnede sizlere konuşuyorum. Ve mutluyum. Gerçekten mutluyum. Çok teşekkür ederim Olcay Bey. Fırsatı verdiniz. Desteğini esirgemeyen eşime de teşekkür ederim. Yani şu an duygulardan biraz ağlamaklı gibi olacağım. Kesiyorum Olcay Bey. Tamam, teşekkürler. Hepinize tekrar çok teşekkürler. Beni dinlediğiniz için. Sorun alalım istersen. Sorun var arkadaşlar. Aslında yani çok da soruyu sorayım zor olursa değiştiririz. Mesleğinizi alacağınız zaman sahnenizi hazırlarken fotoğrafçılık dilinde kadraj olarak tabir edilir. Bu 3D meslek hangi tabirle geçer? Her gün kullandığınız bir şey, her gün. Sahnenizi hazırlarken bedenini almadan önce kameranın
hazırladığı sahneyi piksel ekranında gösterdi. Kod, sarı bir çizgiyle gösterir. Klavye kısa tuşu Shift F'dir. Sanırım bir kişi var. Buyurun. Siz, evet, buyurun. Doğru. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler Hakan. Şimdi bir diğer arkadaşımız Ulaş Deniz'i sahneye davet ediyorum.